Herkese merhabalar ben İlker Karaca. Bugün sizlerle birlikte Xiaomi'nin akıllı prizini inceliyoruz. Neden akıllı priz diyorum? Çünkü bu ürünle birlikte uzaktan prizin gücünü kesebiliyorsunuz veya açabiliyorsunuz. Yani evdeki elektronik eşyaların güç durumunu yönetebiliyorsunuz. Böylece dışarı çıktığınızda ya ocağı kapattın mı acaba? Acaba klimayı kapattın mı? ütünün fişini çektim mi gibi hiçbir derdiniz kalmıyor dostlar. Şimdi isterseniz ürünün kendisine geçelim. Gayet şık güzel bir kutulama yapılmış. Zaten daha önce de ülkemizde satılıyordu ama o Amerikan priz olarak geliyordu. Yani Amerikan priz bir üründü. Bu ürün hem Avrupa'da hem de ülkemizde rahatlıkla kullanılabilir. Ve az önce de söylediğim gibi akıllı bir ürün. Şimdi ürünün kutusunu açalım. Şöyle iki tane dokümantasyon çıkıyor içerisinden. Bir tane kullanma kılavuzu var. Buna geleceğiz. Burada da bir kullanma kılavuzu var. iki tane mi var? Hayır. Bu garanti belgesiymiş. Pardon. Bu da kullanma kılavuzu. Bakalım içerisinde Türkçe bulunuyor mu? Bakıyoruz. Bırak lan, verme. Ve maalesef yok. Ama ya zaten bu çok basic bir İngilizce. Hani çocuk İngilizcesi artık ilkokul öğrencisi bile buna bakıp anlayabilir. Uygulama indirmek için bir QR kod koymuşlar. Bu arada zaten şuradaki logodan da görebileceğiniz gibi bu ürünü Mi Home uygulaması ile kullanabiliyoruz. Burada zaten size nasıl eşleştireceği söyleniyor. Birazdan ben de zaten bahsetmiş olurum. Ürünün burada bazı bilgilerine de yer verilmiş. Mesela diyor ki bu ürün diyor 0 derece ile 35 derece arasında sıcaklıklarda çalışır diyor. Yani Ardahan, Kars'ta evin dışında güvenlik kamerası için mesela bunu kullanamazsınız çünkü oralar eksi derece. Kutunun içerisinden bir de ürünün kendisi çıkmakta. Gördüğünüz gibi fiş tipi ülkemize uyumlu bir fiş ve bugün bunu sizlere zaten şu şekilde göstereceğim zaten takarak. Şimdi isterseniz ürünün kendisinden bahsetmeye başlayalım. Şimdi ürün şu anda elimde ve malzeme kalitesi gerçekten hiç fena değil. Buradaki tuşun basma hissiyatı da oldukça hoş. Şimdi bir üçlü prize bunu takalım. Duvara takıyormuş gibi. Ve nasıl kullanıyoruz hep beraber bakalım. Şimdi şu anda gördüğünüz gibi üzerindeki ışık yanıp sönmüyor çünkü geri attı prizi. Şuradaki olanı takalım. Evet, neden takamadık? Şöyle ters takmayı deneyelim. Ha, evet. Şu anda gördüğünüz gibi fişi takabildim ve üzerindeki ışık yanıp sönmeye başladı. Bu noktada yapmanız gereken tek şey Mi Home uygulamasını açıp telefonunuzla eşleştirmek. Ben bir Mi Home uygulamasını açıp videoya devam edeyim. Evet dostlar şimdi bağlantıyı nasıl yapacağımıza bakalım. Şu an yapmam gereken tek şey ürünü açmak. Sonrasında Mi Home uygulamasından artı ikonuna basarak ürün ekleyi seçmek. Bakın zaten burada hemen çıktı. Eğer çıkmazsa 5 saniye boyunca bu butona basılı tutun. Zaten 3. 4. saniyede buluyor. Şimdi ürüne geldim. Buradan buradaki Wi-Fi ağına bağlamam lazım. Siz de evinizdeki Wi-Fi ağına bağlayacaksınız. Şifreyi girmemi istiyor. Hemen şurada bir şifre gireyim. Evet, şirketinin Wi-Fi şifresini unutan editör olarak tarihe geçebilirim. Umarım doğru girmişimdir. Şimdi bakalım. Evet. Doğru girmişim. Bu arada çeviri kısmında büyük bir hata var. Telefon cihaza bağlanamadı diyor ama sonradan tik atıyor. Bu büyük ihtimalle bağlandı demek. Xiaomi'nin hala böyle Mi Home'da ufak tefek yapması gereken çeviriler var demek ki. Cihaza bağlanıyor diyor ve aslında bağlandı o. Çünkü gördüğünüz gibi şu anda mavi renk bir ışık yanıyor. Ve tüm işlemler şu anda tamamlandı. Bunu nereye koyduk? Aktivite odama koydum. PlayStation'ıma bağladım diyelim. İsimlendirebilirsiniz. İleri diyelim. Ve şimdi evi paylaş. Yalnızca bu cihazı paylaş diyor. Buraya hiç girmemize gerek bile yok. Yasal bilgiyi kabul edelim. Bakın şu anda power on basıyorum. Gördüğünüz gibi kapandı. Tekrar bastım. Power on oldu. Bu arada mikrofona yansıyor mu bilmiyorum ama çok ufak böyle bir ses de geliyor. Hani sizi de haberdar ediyor eğer yanınızdaysanız tabii bir prizin. Bakın. Mesela ışığı dikkatle takip edin üstündeki. Bakın ya söndü. Yandı. E buraya biraz geç yansıdı tabii. Şimdi yine burada zaten on off var. Set time kısmı da buradan isterseniz bu ürünün programlayabiliyorsunuz. Daha doğrusu bu ürüne taktığımız ev aletini programlama anlamına geliyor. Bu mesela kışın atıyorum doğalgazı eve gelmeden bir saat önce yakmak istiyorsunuz ve gecede saat iki buçukta kapanmasını istiyorsunuz. Programlıyorsunuz. Doğalgazın daha doğrusu kombinin fişine buna takıyorsunuz ve sadece yapmanız gereken bu kadar. Yani gerçekten bu anlamda çok çok başarılı bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Zaten çok fazla bir fonksiyonu yok gördüğünüz gibi yine burada ışık seçenekleri var yani isterseniz bu bildirim ışığını kapatabilirsiniz kullanmaya da bilirsiniz mesela odanızda gece bundan bile rahatsız oluyorsanız şu ışıktan isterseniz kapatırsınız cihaz güncellemeleri kısmında da cihazımızın güncel olduğunu görebiliyoruz peki şimdi acaba bu ürünü bir deneyimleyebilir miyiz gerçekten çalışıp çalışmıyor mu ona bakalım hemen bir telefon şarj kablosu alıp geliyorum Evet şu anda ürüne bir adet şarj aleti bağlı ve şarj aleti de telefonuma bağlı. Bakın şurada gördüğünüz gibi şu anda telefonum şarj oluyor. Ürünü kapatıyorum. Şarj işlemi sonlandı. Ürünü açıyorum. Şarj işlemi tekrardan başlamış oldu. Yani bu ürünün güzel tarafı da bu dostlar. Dediğim gibi evde ütüyü mü açık unuttum ya da işte bir şey mi açık unuttum ya da bir şey açık unutmanıza da gerek yok. Evinizde enerji tasarrufu yapabileceğiniz çok güzel bir alet olmuş ve kışında mesela doğalgaz için gerçekten kullanılabilir bir ürün olduğunu düşünmekteyim. Ve dediğim gibi ürünü hem Mi e Store mağazalarından hem de bizim MIUI Türkiye'nin marketinden satın alabilirsiniz. Gerçekten hoş ve güzel bir ürün olmuş. Her eve de lazım olduğunu düşünmekteyim. Şöyle kapatalım. Ve bir videonun da burada sonuna geldik. Ürünle ilgili veya genel olarak Xiaomi ile ya da Xiaomi dışında teknoloji ile ilgili Herhangi bir sorunuz olduğunda bana şurada yazan Instagram adresinden ulaşabilir ve sorularınızı sorabilirsiniz. Lütfen beni takip etmeyi de unutmayın. Ve MIUI Türkiye YouTube kanalına abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın, sağlıklı kalın.